Herkese merhabalar Seda Hoca Biyolojide birlikteyiz gençler ekosistem ekolojisi kısmını bitiriyoruz güncel çevre sorunları kalacak bu videoyu yaptığımız zaman bugün de madde döngüleri konumuz olacak gençler hemen madde döngüsü ne demek ekosistemde neden maddeleri döngüsel halde kullanmak zorundayız bunlardan biraz bahsedelim Ekosistemi oluşturan canlı ve cansız bileşenler arasında sürekli bir döngü mevcut. Tabii ki doğada yaşamın sürekliliği için azot gibi, karbon gibi, su gibi, oksijen gibi, kükürt gibi, fosfor gibi maddeler döngüsel olarak kullanılıyor. Canlılar ihtiyaç duydukları bu maddeleri yaşadıkları ortamdan alır, kullanır ve sonra bir şekilde ortama geri verir. Maddelerin ekosistem içindeki bu dolaşımına da madde döngüsü ismini veriyoruz. Su döngüsü dediğimiz zaman su döngüsü karbon döngüsü ve azot döngüsünü anlatacağız gençler. Su döngüsü tabii ki içlerindeki en basit döngü olacak. Niye? Yer kürede kara ekosisteminde belirli alanlarda sular var. Bu sular belirli şekillerde atmosfere gidiyor. Atmosferden de yağışlarla tekrar karaya dönüyor. Yani karayla atmosfer arasında devamlı olarak bir su alışverişi söz konusu oluyor. Yeryüzünde suların buharlaşması ve bulutları oluşturması ve sonra yağmur halinde yeryüzüne geri dönmesi olayına su döngüsü ismini veriyoruz. Su canlı hayatının devamlılığı için tabii ki vazgeçilmez bir e, inorganik bileşiktir diyeyim gençler. Su döngüsü devamlı olarak dünya yüzeyi ile hava arasında suyun sıvı halden gaz haline geçmesi şeklinde hareket edecek. Ne olacak? Güneş enerjisi sayesinde yeryüzündeki su ısınacak ısınan su buharlaşacak, atmosferdeki suyun %90'ı okyanuslar, denizler, göller ve nehirler yoluyla sağlanırken yaklaşık %10'u bitkilerin terlemesiyle meydana geliyor. Yani bitkiler terlediği zaman da tabii ki atmosfere su buharı verilmiş oluyor. Buharlaşma su döngüsünü başlatıyor. Yoğunlaşma ise havadaki su buharının sıvı hale dönüşmesi olayı. Su buharı atmosferin yüksek kesimlerinde soğuk hava ile karşılaşınca Yoğuşuyor, kar yağmur olarak yeryüzüne tabii ki düşüyor gençler. Çeşitli yağış şekilleriyle toprağa düşen su süzülerek yer altı sularını oluşturuyor... Toprağa düşen bu sular nehirler, göller, denizler ve akarsulara karışıyor. Fotosentez yapan bitkiler topraktan suyu ne yapacak? Kökleri yardımıyla alacak. Unutmayın, bitkiler mutlaka suyu topraktan alırlar. Terleme yoluyla da tekrardan atmosfere veriyorlar. Hayvanların solunum olayı da su buharının atmosfere geri verilmesini sağlıyor. Cama yaptım kalp çizip ok çekebiliyorum. Neden? Verdiğim havada su buharı var. Verdiğim hava ile atmosfere aslında su verilmiş olacak. Güneş ışınları etkisiyle yeryüzündeki sular buharlaşarak yine atmosfere karışacak. Böylelikle döngü tamamlanmış olacak. Tabii ki kısadan da gösterelim gençler. Ne oluyor? Solunum, terleme gibi olaylarla atmosfere su buharı veriliyor. Atmosferdeki su buharı da yoğunlaşmalar, yağış yağışlar ile yeraltı sularına gidiyor. Yeraltı suları ve yer üstündeki sular da dahil olmak üzere sular buharlaştığı zaman tekrardan atmosfere geçiş oluyor. Yine aralarda tabii ki yer kürede bulunan suyun canlı vücuduna geçmesi, canlıların boşaltım yapmasıyla ya da solunum yapmasıyla karaya veya havaya karışması söz konusu oluyor. Buradan da şurayı tamamlayalım. Hemen geçelim. Okyanus, deniz, göl, yeraltı suları dediğimiz sularımız var. Bu sular ne yapacaklar? Buharlaştığı zaman bulutları oluşturacaklar. Bulutlardan da çeşitli yağışlar ile yani yoğunlaşmayla tekrar karaya dönüş yapacaklar. Ne yapacaklar? Canlılar da terleme veya solunum yaptıkları zaman atmosfere suyu buhar halinde vermiş olacaklar. Canlılarla kara ekosistemi içerisinde de şöyle bir alışveriş olacak. İçerek vücudumuza alıyoruz. Boşaltım yaptığımız zaman da tekrardan kara ekosistemlerine suyu vermiş oluyoruz. Devam edelim bir tane soruyla. Doğada su döngüsünde canlılarda gerçekleşen olaylarından hangileri atmosferdeki su miktarını arttırıcı yönde etki gösterir diyor. Şimdi fotosentezin denklemini hatırla. Fotosentez yapıldığı zaman bitkiler ne yapıyorlardı? Karbondioksit ve suyu kullanıyorlardı. Buradan besin sentezliyorlardı. Bitkileri düşünecek olursak oksijen açığa çıkıyordu. Yani fotosentez atmosferdeki su miktarını arttırmaz gençler eledik. Oksijenli solunum ise bunun tam tersiydi. Ne yapıyordum? Besini yedim Üf diye oksijeni çektiğim zaman atmosfere karbondioksit artı su buharı veriyordum. Yani H2O'yu atmosfere verdiğim için atmosferdeki su miktarı artmış oldu. Kimyasal sindirim yaptığım zaman da büyük besine hatta B koyayım Suyla tepkimeye sokuyordum. Daha küçük parçalara yani küçük besinlere dönüştürmüş oluyordum. Atmosfere su vermeyle alakalı bir durum söz konusu değil. Kemo sentez tepkimelerini düşündüğümüz zaman da karbondioksit kullanılıyor. Kimyasal enerji kullanılıyor. Buradan besin sentezleniyordu. Atmosfere su buharı verme gibi bir durum yine söz konusu değildi. Hangisi atmosferdekini arttırır dediği zaman cevabımız yalnız iki oldu. Devam ediyoruz karbon döngüsü dediğimiz döngüyle gençler tüm canlılar karbon içerikli bileşikler olan organik moleküllerden meydana geliyor yani ben karbonhidrat yağ protein vitamin enzim DNA içeren bir canlıyım bunların hepsinin yapısında da karbon bulunuyor canlıların temel yapısını oluşturan karbon atmosferdeki karbondioksit sudaki karbondioksit ve bir karbonat halinde karalarda da Kömür, doğalgaz, petrol ve kireç taşı içerisinde bulunuyor. Organizmaların en önemli karbon kaynağı atmosferdeki ve suda bulunan karbondioksit molekülüdür gençler. Fotosentez yapıldığı zaman üreticiler tarafından kullanılan karbondioksitin yapısındaki karbon tabii ki besinin yapısına katılmış olacak. Ne yapacak? Bitkiler aldığı karbonun bir kısmını solunum yaptıkları zaman tekrardan atmosfere vermiş olacaklar. Yani bitki fotosentez yaparken karbondioksit suyu aldı, besin ee, ve oksijen açığa çıktı ama kendi solunum yaptığında da tekrar atmosfere bir karbondioksit dönüşü söz konusu oluyor. Sonra tabii ki bunun dokularında da besin sentezledi ya C'ler bulunacak dokularında kalan karbon ise besin zinciri yoluyla hayvanlara geçmiş olacak. Hayvanlarda karbonun bir kısmı tekrardan solunum yoluyla atmosfere verilecek. Bitki ve hayvan atıkları cesetler toprakta ayrıştırıcılar tarafı Parçalanıyor, atmosfere yine karbondioksit gazı olarak tekrardan dönmüş oluyor. Bitki ve hayvan fosillerinin toprak altında uzun süre kalmasıyla kömür, petrol gibi fosil yakıtlar meydana gelir. Biz bu fosil yakıtları yaktığımız zaman da atmosfere yine karbonlu bir gaz çıkışı söz konusu oluyor, tekrardan bir atmosfere dönüş söz konusu oluyor. Birazdan tablo üstünde de göstereceğim. Sucul ekosistemlerde neler oluyor? Karbon içeren gazlar var. Bunlar difüzyonla su yüzeyi ile atmosfer arasında hareket ediyor gençler. Sucul ortamdaki üretici ve tüketiciler aynı kara ortamındaki gibi karbon döngüsünde rol oynayacaklar. Buradaki canlılar da ölecek tabii ki. Öldükleri zaman kim devreye girecek? Ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcılar kalıntıları, Suyun dibine çökerek uzun yıllar içerisinde kireç taşlarına dönüştürüyorlar. Karaların jeolojik hareketiyle yeryüzüne çıkan kireç taşı hava ile temas ettiğinde de aşınıyor ve erozyona uğruyor. Böylece karbon minerali yavaş yavaş karbon döngüsüne karışmış oluyor. Yaslan Arkana aslında şu tablo üstünden hepsini öğreneceğiz. Atmosferde belli bir oranda tabii ki karbondioksit gazı var. Genel denklemi verdiğimizde atmosferdeki gazlara ne diyoruz? İşte yüzde sekizi azottur diyoruz. Yüzde yirmi biri oksijendir. Yüzde biri diğer gazlardır diyoruz. Bu diğer gazlardan 003'ü de karbondioksittir. Karbondioksit miktarı 003'ten 004'lere yaklaştığı için küresel ısınma iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Yani aslında insan vücudunda her şeyin bir eşik değeri vardır. Altı da olumsuz, üstü de olumsuz deyip deyip duruyorum ya. Aynı şey ekosistemler için de geçerli. Ekosistemlerde de her şeyin belli bir değerde bulunması lazım. 0.03 olan karbondioksitin azalması da olumsuz, artması da olumsuz yönde etki eder. Ekosistemin değişmesine sebep olur. Atmosferde belli bir oranda karbondioksit gazı var. Bu karbondioksit sadece ototrof canlılar tarafından alınıyor. Yıldız 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 ototrofların hangisi olursa olsun atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltır. Ya fotosentez yapacak ya da kemosentez yaparak bunlar yapıya katmış olacaklar. Atmosferdeki karbondioksit alındı. Diyelim ki fotosentez karbondioksitle suyu birleştirdi. C6H12O6 yani karbonhidrat besin sentezledi. Bu besinin yapısına hop karbon geçti. Sonra ne olabilir? Ben gidip bu bitkiyi yiyebilirim. Bitkiyi yediğim zaman bu sefer de heterotrofların yapısında yani benim yapımdaki karbona dönüştü mü? Dönüştü. En kısa yolu bitkide solunum yapabilir. Ben de solunum yapabilirim. İkimiz de solunum yaptığımız zaman yaparak atmosferdeki karbondioksiti arttırabiliriz, tekrar atmosfere döndürebiliriz. Ama başka alternatif de var. Bitki de ölür ben de ölürüm. İkimiz de öldüğümüz zaman bu sefer biz cansız organizmadaki karbonlara dönüştürmüş oluyoruz. Artık cansız organizmalar var. Cansız organizmaları gelip kim parçalar? Ayrıştırıcılar. Ayrıştırıcılar parçaladığı zaman kendi yapılarına katıp atmosfere verdikleri karbondioksit sonucu atmosfere dönüştürecekler, gönderecekler. Ya da fosilleşme söz konusu olabiliyor. Fosilleşme sonucunda da kömür gibi petrol gibi fosil yakıtlar meydana geliyor. Bu yakıtları yaktığımız zaman da atmosfere karbondioksit tekrardan dönmüş oluyor. Her şeyin belirli bir değerde kalması lazım unutmayın. Buradan hemen bir tane soruya geçeyim. Yanda karbon döngüsünün bir kısmı şematize edilmiştir. Buna göre numaralandırılmış olaylarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bire baktığımız zaman atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırmış. Ototroftaki organik bileşikler bunlar solunum yapmış olabilir mi? Olabilir. Bitki solunum yaptı atmosfere karbondioksit verdi. İki baktığımız zaman fotosentez olur mu? Evet, ototroflar atmosferdeki karbondioksit fotosentez tepkimeleriyle kullanabiliyorlar. 3'e baktığımız zaman ototroflardaki organik bileşikler yanma olabilir mi gençler? Yanma sonucunda da tabii ki fosil yakıta dönüştüyse atmosferdeki karbondioksit miktarı artıyordu. İki kemosentez unutmuyorsun. Kemosentezde de karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanıyor. Laktik asit fermentasyonu 3 demiş. Laktik asit fermentasyonu sanıcında karbondioksit gazı açığa çıkmıyor. O yüzden E cevap. Geldim azot döngüsüne. Azot döngüsünün bir kısmı da her yerde karşımıza çıkıyor. O her yerde karşımıza çıkan kısmın üstünde uzun uzun duracağım. Gençler Önce genel mantığından bir bahsedelim. Tüm canlılar için yapısal ve işlevsel öneme sahip amino asit, protein, nükleik asit, hormon, vitamin bunların yapısında azot bulunuyor. Canlılar için çok önemli temel elementlerden bir tanesi de tabii ki azottur. Atmosferde çok büyük bir rakamla azot bulunmasına rağmen yapınca atmosferdeki azotu alamıyoruz. Buradan da şöyle bir sonuca varmayın gençler ne yapmışlar biliyor musunuz azotu içime çekemiyor değilim. Yapılan çalışmalar gösteriyor ki havadaki azotu kullanamıyorum. Yani benim aldığım havayı ölçmüşler demişler ki aldığı havada 100 tane azot vardı. 100 tane oksijen vardı. 100 tane de karbondioksit vardı. Aldığım havadaki oran buydu. Sonra tutmuşlar verdiğim havayı ölçmüşler. Verdiğim havanın içerisinde yine 100 tane azotun olduğunu görmüşler. E aldığında da 100 vardı. Verdiğinde de 100 vardı. Demek ki azotu yapısına havadan alarak bu katamıyor demişler. Aldığım havada 100 tane oksijen vardı. Verdiğim havada 40 tane oksijen olduğunu görmüşler. He, demek ki oksijeni kullanıyor demişler. Karbondioksit içinde 100 tane aldığı havada vardı. Dışarıya ise 160 tane karbondioksit verdi. Demek ki oksijeni kullanıyor. Karbondioksiti ise üretiyor sonucuna varmışlar. Yani huf, denklemde verdiğim havada karbondioksit ve karbondioksit vardır, su buharı vardır diyoruz da hiç mi oksijen gazı çıkmıyor? Tabii ki çıkıyor. Yoksa suni teneffüs yaptığım adam ölürdü. Adama üflememin bir anlamı kalmazdı gençler. Rakamsal olarak, oransal olarak oksijeni kullanıyoruz, karbondioksiti veriyoruz. Havanın içerisinde oksijen var da dur üf, ben oksijeni çekeyim, azot dur seni içeriye almayacağım diye bir şey yok. Yapıya katmaktan bahsediyoruz aslında atmosferde gaz halinde bulunan azot atmosferin %78'ini oluşturuyor atmosferdeki azotun canlılar tarafından kullanımı tekrar atmosfere dönmesine de azot döngüsü ismi veriliyor Bitkiler ne yapacaklar? Atmosferde bulunan azot gazından onlar da doğrudan yararlanamayacaklar. Azotu onların topraktan alması lazım. Ben de bitkiyi yiyip ondan almam lazım. Ya da bitkiyi bir hayvan yesin o hayvanı da ben yiyeyim. Böylelikle azot benim vücuduma karışsın mantığı vardır. Azotun bitkiler tarafından alınabilmesi için amonyum yani NH4 veya nitrat NO3 formunda olması gerekiyor. Yani topraktaki her azotlu bileşiği de toprak köküyle çekip kullanamıyor. Ya amonyum ya da nitrat şeklinde bulunacak canlılar tarafından azotun kullanılabilir azota dönüştürülmesine azot fiksasyonu ismi veriliyor. Toprakta ya da baklagillerin köklerinin nodüllerinde yaşayan azot bağlayıcı bakteriler azot gazını NH3'ü amonyuma NH4'e dönüştürebiliyorlar. Buna biyotik fiksasyon deniyor. Yani toprakta kullanılabilir azot formuna dönüşmesine azot fiksasyonu dedi. Bu azot fiksasyonunu yani kullanılabilir azota dönüşümünü bir canlı yaptıysa Biyotik fiksasyon ismi veriliyor havadaki azot gazı yıldırım ve şimşeklerin etkisiyle de amonya ve nitrata dönüşebiliyor burada herhangi bir canlı faktör yok yıldırım çaktı şimşek çaktı gibi düşüneceksin buna da a biyotik fiksasyon ismi veriliyor. Biyo canlı, abiyo cansız demekti zaten. Toprakta bulunan amonyak burada yaşayan bazı kemosentetik bakteriler tarafından da kullanılabilir forma dönüştürülüyor. Amonyak önce nitrite, nitrite nitrata dönüşüyor gençler. Bu olaya da nitrifikasyon ismini veriyoruz. Detaylı detaylı anlatacağım bu kısmı. Hemen devam ediyorum. Bitki ve hayvanların atıkları ya da cesetleri ayrıştırıcılar sayesinde tekrardan toprağa geri döndü. Ne yaptı sonradan? Bakteriler girdi, nitrit ve nitrata dönüştürdüler. Toprakta bulunan bazı bakteriler de nitrit ve nitratı azot gazına dönüştürebiliyorlar. Az önce topraktaki Önce amonya nitrite nitritin nitrata dönüşmesine ne ismini vermiştik nitrifikasyon. Bazı bakterilerde bunun tam tersini yapıyor. Yani topraktaki bu molekülleri atmosferdeki azota dönüştürüyor. Bu olaya da de nitrifikasyon ismini vermiş olacağız. Fosil yakıtları yakılması ve egzoz gazından çıkan gazlar da atmosferdeki azotlu bileşik miktarını arttıracak. Ne dedim tabloda göstereceğim dedim yaslan arkana şimdi atmosferde belli bir miktarda azot gazı var bu azot gazından aslında canlılar doğrudan yararlanamıyor bunun topraktaki kullanılabilir forma dönüşmesi lazım gençler atmosferdeki azotu ismini bileceksin özel bakteriler var rhizobium bakterileri bu rhizobium bakterileri baklagilin kökünde böyle yumru nodül oluşturuyorlar. Yani baklagilin kökünde yaşıyorlar. Onlar havanın serbest azotunu yakalayıp baklagile veriyor. Baklagil mutlu. Baklagil de ona ev verdi, yemek verdi. Yani buradaki bakteri de mutlu. Karşılıklı yarar ilişkisi, mutualizm dediğim bir ilişki söz konusudur. Atmosferdeki azotu azot baklayıcı bakteriler ismi tekrar söyledim rhizobium bakterileri yakaladı. Baklagil'e verdi. Baklagil dediğin bitki işte. Yani üretici canlılar mı? Evet. O vücudundaki azota dönüştü. Gittim. O totrof canlıyı ne yaptım? Ben yedim. O zaman benim vücudumdaki azotlu bileşiğe dönüştü mü? Dönüştü. Buraya kadar sıkıntı yok. Ya da ne olabiliyormuş? Abiyotik fiksasyon kısmında atmosferdeki azot şimşek ve yıldırımın etkisiyle ne yapıyormuş? Toprağa düşüyormuş toprakta kullanılabilir hale geçiyormuş. Topraktaki azotu kim alabiliyor? Ototroflar. E ben ototrofi yediğim zaman yine bana geldi. Yani böylelikle canlı vücudundaki azota dönüşmüş oldu. Burada canlı görev yaptığı için biyotik fiksasyon, burada abiyotik faktörlerle meydana geldiği için abiyotik fiksasyon ismini verdik. Sonuçta baklagil de ölür. Ben de ölürüm, bitki de ölür. Herkes öldüğü zaman ölü organizmadaki azot haline geldi bu. Kim devreye girecek? Ayrıştırıcı, saprofit, çürükçül dediğimiz canlılar devreye girecek. Ölü organizmaları parçalayıp neye dönüştürecekler? NH3 amonya dönüştürecekler. Amonyak topraktaki kullanılabilir azot formu değil. Kimin devreye girmesi lazım? Nitrit bakterisi dediğimiz bakterilerin devreye girmesi lazım. Nitrit bakterileri bunu nitrite dönüştürecekler. Sonra devreye nitrat bakterileri girecek. Bunu nitrata NO3'e dönüştürecekler. Kullanılabilir forma gelmiş olacak gençler nitratı da tabii ki bitkiler topraktan alabilecekler diyeyim. Şurası bizim için ne olayıydı? Nitrifikasyon olayıydı. Bazı özel bakteriler ise topraktaki azotu atmosfere verebiliyormuş. Buna da denitrifikasyon ismine veriyoruz. Şu yuvarlak içine aldığım kısım benim için önemli. O yüzden onu şurada dikkat edeceğiniz kısımlarla tekrardan bir vermiş olayım. Şimdi ölü organizmalarda veya organik atıklarda azotlu bileşikler var. Bazen soruda tablonun bir kısmını veriyoruz. X Y Z diye gösteriyoruz. Hangi canlı görev yapar? Şu canlı prokaryottur, bu canlı ökaryottur gibi cümleler kuruyoruz ya. Orada karıştırmayacağın şey de organik atığın niye dönüşmesi lazım? NH3'e dönüşmesi lazım. Yani amonya dönüşmesi lazım. Bunu yapan adam kim? Ayrıştırıcı canlıdır ayrıştırıcı canlı olarak kimleri söylüyorum saprofit ayrıştırıcı çürükçül çürük fark etmez üç aynı anlama geliyor ayrıştırıcı canlılar olarak dedim ki bazı bakteriler ayrıştırıcı olabilir bazı mantarlar ayrıştırıcı canlı olabilir protist aleminde de cıvık mantarların ayrıştırıcı canlılar olduğunu söylemiştik gençler he o zaman x ile gösterdiği canlının hücresel yapısıyla ilgili bir fikrim yok. Bu adam prokaryot da olabilir, ökaryot da olabilir. Beslenme şekliyle ilgili fikrim var ama bu adam ayrıştırıcı olduğuna göre heterotrof beslenme yapısına sahip. Zaten besinini doğadan hazır olarak alıyor gibi düşüneceksin. Kendi besini kendi sentezlemiyor. Heterotrof bir canlıdır. Sonra amonyak kullanılabilir form değilmiş. Bu amonyak neye dönüşmesi lazım? Nitrite dönüşmesi lazım. NO2'ye. Sonra NO2'nin de nitrata NO3'e dönüşmesi lazım. 3, 2'den büyük. 3'e en son dönüşeceğim. Önce NO2 olacağım. Sonra NO3 olacağım. At, iti, döver. At sonra gelecek gençler. Oradan aklınızda tutmaya çalışın. Y ve Z ile gösterdiğim canlılar ise ne diyorum? Nitrit bakterisi, nitrat bakterisi. Yani bunlar bakteridir. Yani bunlar kesin ve kesin prokaryottur. Yani bunlar kesin ve kesin tek hücreli canlılardır. Aynı zamanda AYT'ye devam edeceğimiz öğrenciler özellikle dikkat etsin. Kemosentez diye bir konu anlatacağız. Kemosentezin en güzel örneğine de nitrit ve nitrat bakterilerini vereceğiz. Yani burada Y ve Z ile gösterilen canlılar ototrof canlılardır. Kimyasal enerjiyi kullanarak kendi besini kendi üretebilen canlılardır. Gençler bazen işte XYZ koyuyoruz. X ile gösterilen canlı ototrof beslenir. Hayır heterotrof o canlı. X ile gösterilen canlı kesinlikle ökaryottur. Ne bileyim ben prokaryot da olur, ökaryot da olur. X ile gösterilen canlı tek hücreli de olabilir, çok hücreli de olabilir. Olabilir bazı bakteri ise tek hücrelidir. Mantarsa çok hücreli olabilir gibi sorular soruyoruz ya. O yüzden bu kısım bizim için çok çok önemliydi. Devam ediyorum derken hemen boş sayfa çıktı. Şuradan bir soruya geçeyim. Verilen azot döngüsünde numaralandırılmış canlılardan hangisi denitrifikasyon bakterisidir? Denitrifikasyon neymiş? Atmosferdeki azot miktarını arttıracak. Yani topraktaki azotu atmosfere verecek gençler. Şöyle bir baktığımız zaman atmosferdeki uykunucuna dikkat et. NH3 diyor bir kere burada. Atmosferdeki azotu arttırmak söz konusu değil buradakiler kemosentez yapan canlılara örnek dörtle gösterdiğimizde atmosferdekini arttırmıyor o zaman şıklara gittim cevabı ne olması lazım 5 olması lazım hemen bir tane daha soruya bakıyorum aşağıda nitrifikasyon olayı gösterilmiştir buna göre numaralandırılmış canlılarla ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Baktığımız zaman bir ile gösterilen canlı nitrit bakterisi dediğimiz canlı. Buradaki de nitrat bakterisi dediğimiz canlı. Tek hücrelidir. Evet ikisi de bakteri tek hücreli canlılardır. Karbondioksit özümlemesi yaparlar. Kemosentez veya fotosentez fark etmez. Ototrofların hepsi karbondioksit özümlemesi yapar. Zarlı organel bulundurmazlar. Evet bunlar bakteri prokaryotlar. Zarlı organelleri bulunmuyor gençler. Hangileri doğrudur? Cevabımız 1, 2 ve 3 oldu. Hemen dersimizin sonuna gelmişiz. Gençler sen çözeceği cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Görüşmek üzere.